Herkese merhaba, ben Nida Nur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kombi videosu çektim. Umarım faydalı bir video olur. Bana destek olmak için bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olur ve bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler, iyi seyirler. Bu tulum benim dolabımdaki en sevdiğim parçalardan bir tanesi. Genelde siyah olarak kombinlemeyi seviyorum ama bugün şal olarak toprak tonlarında bir şal tercih ettim. Ayağıma da spor bir ayakkabı giydim. Tulumun içinde de triko bir yine toprak tonlarında şalla uyumlu triko bir kazak giydim. Dışarı çıkarken de üstüme ince bir kaban giyiyorum. Şu an burası hava çok soğuk olmadığı için ince bir kaban tercih ettim. İkinci kombinim yine spor bir kombin. Trikonun üzerine uzun salaş bir tişört giydim. Üzerinde Arapça harflerle bir şeyler yazıyor. Bilmiyorum ne yazdığını. Bu kombinin üzerine de yağmurluk giymeyi tercih ettim. Ben yağmurluk giymeyi çok seviyorum. Özellikle spor kombinlerimin üzerine çok güzel olduğunu düşünüyorum. Genelde de spor giyindiğim için zaten her şeyin üzerine yağmurluk oluyor. Burada da aynı kombinin üzerine penye şal takmayı tercih ettim. Siz pamuklu ya da penye şal hangisinde rahat ediyorsanız onu takabilirsiniz. Penye şalla da bu şekilde görünüyor. Burada da aynı kombinin üzerine trenç giyiyorum. Aynı kombini devamlı farklı şekillerde önünüze sunmama sebebi aslında aynı parçanın ve aynı kombinin farklı şekillerde ve farklı stillerde kombinlenebiliyor olmasını göstermek istemem. Burada da trenç ile kombinledim. İsterseniz önünü kapatarak, isterseniz önünü açarak kullanabilirsiniz. Ya da tişörtünüzü içine sokup trencin önünü de açabilirsiniz. Burada kırmızı beyaz çizgili bir tuniğin altına kot bir uzun etek giydim. Bu benim en sevdiğim kombin. Yazın da kullanılabilir bir kombin. Etek kalın olmasaydı eğer. Kışın etek giymeyi seviyorsanız bence tam size göre bir kombin. Üzerine yine siyah kabanımı tercih ettim. Onun üzerine de siyah beyaz bir çanta taktım. Çapraz bir çanta. Üzerine şal olarak da açık renk. Aslında yazlık bir şal ama siz onun yerine farklı bir renk tercih edebilirsiniz. Yine bu kombini spor olarak kombinledim. Bu kombinde de bir önceki kombindeki uzun kot eteğimi tercih ettim. Kot eteğimin üzerine de ince bir hırka, içine de toprak tonlarında bir triko giydim. Onun üzerine hırkama uygun tonlarda bir şal tercih ettim. Yine önceki kombinimdeki aynı çantamı kullandım. Bu kombinimde uzun triko bir elbise görüyorsunuz yine toprak tonlarında. Fakat zamanım olmadığı için terziye veremedim. Boyu uzun geliyor. O yüzden bunu kemerle kısalttım. Bu görüntüden de hoşlanmadığım için diğer önceki kombinlerimde kullandığım kısa hırkamla kapattım bu görüntüyü. Aynı şekilde yine spor ayakkabılarla kombinledim burada. Bu şekilde spor bir hale getirebilirsiniz. Şık hale getirmek için de yine topuklu ayakkabı kullanabilirsiniz. Burada kullandım. Triko elbiseler hem şık hem de spor kombinlenebiliyor. Ben burada hasır bir çanta tercih ettim. Sırt çantası. Siz onun yerine bez bir çanta tercih edebilirsiniz. Yine burada spor bir kombin görüyorsunuz. Ben aslında genel olarak spor giymeyi çok seviyorum. Normal koronanın olmadığı zamanlarda da üniversitede geçtiği için zamanlarımın çoğu. O yüzden spor giymeyi seviyorum ve rahat oluyor. Burada da sweatshirt üzerine kot ceket giydim. Aslında bu ikisi zıt bir renk, yeşille mavi. Fakat ben böyle renkleri bir arada kullanmayı sevdiğim için böyle bir kombin yaptım. Üzerine farklı tonlarda bir şal tercih edebilirsiniz. Kombin videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.